Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 2023 Forza 250 yeni kasanın inceleme videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar ilk öncelik olarak size Forza 250'yi nereden gördük, nasıl yazıldık, ne gibi bir ücret ödedik, kaç ay bekledik onları anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle niye Forza 250? İşte bu konuya bir açıklık getireyim. Ya ben çocukluğumdan beri Honda'yı seviyorum. Dedemde de 93 model Honda Kinetix var. Adam yıllardır kullanıyor onu. Ya Honda bize çocukluktan bir düş gibi geliyor. Ondan hani X-Max değil de Forza'yı tercih ettim. Bir önceki motorum da biliyorsunuz zaten. Kanalı yakından takip eden arkadaşlarımız biliyor. 2017 model CBF 150'miz vardı. Yaklaşık onunla da 8 ila 10 bin kilometre yaptık eşimle. Arkadaşlar dediğim gibi CBF 150 2017 ile devam ediyorduk yolumuza. Bu motoru da nasıl gördük? Bir gün kayınpederim geldi. Televizyondan video izliyorduk. Orada biz bu Forza'yı gördük. Aslında şöyle gerçekleşti ilk başta. Biz CBF'i aldıktan sonra bir Honda Dew arayışına girmiştik. Honda Dew almayı düşünüyorduk. İkimize yeter diye düşünüyorduk. Fakat işte CC'si düşük. Biz bir de genelde dağlara çıktığımız için motorla. Ondan dolayı 70'e düşünüyorduk. Bir gün işte Tarsus bayine gittik Honda'nın. Orada Dio'ya bakarken bunu görmüştük. Hatta Ceren de size bu konuyu açıklık getirir. Biz orada bu Forza'yı gördük. Tabii eski kasaydı. Yıl 2021 yılındaydı bu olay. Ben sana ne dedim o zaman motoru gördüğün zaman? Çok güzel motor dedi Ceren. Ondan sonra ben dedim ki bu bize dedim nasip olmaz. Biz bunu alamayız. Çünkü benim hani çok büyük motorla hani 250cc bana biraz büyük. Çok işim yoktu yani işin aşağı. Sonra CBF'le biz biraz yolumuza devam ettik. Ağustos ayında 2022 Ağustos ayında İşte ben arayışa girdim Forza almak için. O anda Mersin Bağ ile HRP ile görüştüm. HRP'de 50 kişinin sırada olduğunu, işte sıranın 2023'ün sonuna kadar gelmeyeceğini söyledi. Ondan sonra en yakın bayileri araştırmaya başladım. Antalya olsun, Adana olsun. İlk aradığım yer Adana'ydı. Adana'da 12. sıradan Ağustos ayında yazıldım Forza. Ama 2022'de teslim alacakmış gibiydi. 2022'de teslim alacak gibi Adana, Atilla Sucu'dan Forza 250'ye yazıldım. Ondan sonra üretimde işte Covid'den dolayı çip krizleri vesaire olduğundan dolayı üretimde sıkıntılar oldu. Üretimdeki sıkıntılardan dolayı bize 2023 kasa nasip oldu. Ya bizim için ilk alanlar biziz zaten 2023 Forza'yı. İnternete de bakarsanız inceleme videosu yok. Biz bir motosiklet kanalı da değiliz aslında, motosiklet inceleme kanalı da değiliz. Fakat bu eksikliği gördük. Arkadaşlarımız da sağ olsun motor teslim alırken ki videoya yorum yaptılar. 2023 kasanın incelemesi yok, incelemesini yapabilir misiniz diye. Biz de elimizden geldiğince bu konuya açıklık getireceğiz. İlk başta şunu söyleyeyim. Biz motoru liste fiyatından ve aksesuarsız şekilde aldık. Ama bunun için Ağustos ayından Mart ayına kadar yani 8 ay sıra bekledik. En çok gelen soru liste fiyatı kaç? 39.700 lira üzerinden satın aldık. Şimdi ikinci konumuza başlayalım. İkinci konumuz motora ne kadar masraf ettik alırken? Sigortayı kaça yaptırdık? Nereden yaptırdık? Plakaya ne gibi ücret verdik? Notere ne gibi ücretler verdik? Onları anlatacağım. Şimdi İlk öncelik biz motora almadan önce bayi sahibi beni aradı. 50 bin lira kapora vermiştik. 50 bin liranın üstüne işte kalan parayı da IBAN hesabına yolladım. O gün içerisinde akşam saatlerinde faturamız kesildi. Faturamızı aldıktan sonra bana PDF şeklinde gönderildi fatura. Faturayı sigorta şirketine attım. 1958 liraya sigortasını yaptım 2023 kasa için Forza 250. Ondan sonra sabah biz Adana'ya doğru yola koyulduk. Adana'ya gittik. Gittiğimizde sağ olsunlar geçici ruhsatımızı hazırlamışlardı. Motor hazırdı. Motoru teslim alır almaz direkt notere gittik. Noterden ruhsatımızı çıkardık. 740 lira gibi bir ücret olması lazım. Ondan sonra Adana'daki plaka basım yeri Şakirpaşa'da, oraya gittik. 130 lirada plakanın ücreti var, motosiklet plaka ücreti. Onu verdik, plakamızı aldık, plakamızı taktık ve Mersin'e doğru yola koyulduk. Şimdi motoru teslim aldıktan sonra Adana'dan Mersin'e doğru yola koyulduk.
Şimdi en çok gelen sorulardan biri de Gidon'da 2023 kasada titreme var mı? Bizim motorumuz Forza 250 çantasız modeli. Çantasız modelinde Adana'dan burası yaklaşık 60 veya 70 kilometre, yani 80 kilometre hıza kadar çıktım rodaj süresinde. Herhangi bir Gidon'da titreme veya bir ses hiçbir şekilde almadım. Şimdi motorumuzun teknik özelliklerine geçelim. Şimdi motorumuz 249 cc, yani 250 cc altında. 23 beygir, 24 Nm tork içeriyor motoru. Tork çeviriyor. 11.10'da 7 litre yakıt kapasitesi var. Yakıt değerleri de 3.5 litre arası, 3 ila 3.5 litre arası. Bence gayet makul yani. PCX'im ile 2.5 litre yaktığı dönemde 250 cc motorun 3 litre yakması gayet iyi. Şimdi de motorumuzun 2022 ve 2023 arasındaki farklara geçelim. Şimdi buradaki oynar camın altındaki bölüm piyano black olmuş ve far tasarımı değişmiş. Şimdi far tasarımındaki değişen şey birazcık daha motoru agresif yapmış. Yani şu önden baktığınız zaman, yani şu agresiflik yolda bile o farların güzelliğiyle çok güzel bir uyum haline geçiyor. Şimdi bir değişiklik de kadran kısmında gerçekleşti. Kadran kısmında dijital bölümümüz 2020-2021 ve 2022'lerde yarımdı. Alta da devam edilmiş o kadran. Bence bu kadran 2022 kasadan daha güzel olmuş. İkinci yeni özelliğimiz de Bluetooth'lu sesli kontrol. Honda'nın yeni Bluetooth kontrolü gelmiş. Bluetooth işaretimiz burada ana ekranda belli. Bluetooth'u ayarlar menüsünden açıyoruz ve gelen aramalar, mesajlar Bluetooth kulaklığınıza da entegre oluyor telefonunuza. Üçü, yani motor, telefon ve Bluetooth kulaklığınız entegre bir şekilde çalışıyor. Bu gayet iyi olmuş. Gelen mesajlarınız burada mesaj işareti yanıyor. Gelen aramalarınız burada gelen arama işareti yanıyor. Ve bunları Bluetooth kulaklığınıza entegre ettiğiniz zaman Bluetooth kulaklık üzerinden size okuyor. Şimdi Forza'da en sevilen yanı Forza'nın elektrikli camı. Goldwing gibi şöyle. Ya bu özellik gayet iyi uzun yolda. Gerçekten çok işe yarıyor. Forza'yı tercih etmemizin en ana sebeplerinden biri de şu kasa. Şurada Seat tuşundan basıp kasamızı açıyoruz. Şimdi şuradaki size söyleyeyim. Şu bir X-Large tam kapalı kask. Bu MB'den tam kapalı kask. Bakın. Ve herhangi bir hani kapanmamazlık yok. Ve araya daha çok malzeme koyabiliyorsunuz. Yani bu özellik her motorda yok. Yani bu X-Max'te de bu kadar büyük değil. Ve Forza'nın alınabilirlik sebeplerinin arasında X-Max'te yarışmasının en büyük nedeni bu kasa diye düşünüyorum ben. Şimdi yakıt kapasitesi 11.10'da 7 litre demiştik. Ya yakıt tankında da şöyle bir sıkıntı var. Şu yeni olduğu için bastığınız zaman hemen açılmıyor. Yani şu tırnağın ucunu görüyorsunuz. Fabrika herhalde uçlarını düzeltmiş. Fakat yine biraz zor açılıyor. Bir de en sevmediğim huyu şu. Şurayı açıyorsunuz yakıt kapağını. Bu elinizde kalıyor. Yeni 2023 PCX gibi şuraya bir aparat yapsalardı, bunu rahatlıkla buraya koyup işte buraya getirmezdiniz veya işte elinizde tutmazdınız. Bu yanı kötü olmuş. Şimdi 2023'te bir değişiklik daha var. Lastikler Pirelli geliyordu 2022 ve 2021'lerde. Pirelli bence Michelin'e göre daha kaliteli bir lastik. Ama 2023 kasada Michelin Stigrip 2 lastiklerle geliyor. Ya bu yönü hani arasında çok kalite farkı var mı? Ya ben Pirelli'yi birazcık daha beğeniyorum bu konuda, lastik konusunda.
Ama Michelin'de yumuşaklık olsun, yol tuşu olsun gayet iyi bir lastik. Ama bunun Pirelli gelmesini isterdim. Şimdi fren sistemi yine aynı. Değişiklik yok. 2022'de neyse 2023'de de o. Ön arka ABS, ön arka kombine fren, ön arka disk. Yani frenler konusunda yine X-Max'ten iyi diye düşünüyorum ben. X-Max'te kullandım. X-Max'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum ve frenleme mesafesi çok iyi. Yani aşırı başarılı fren konusunda. Şimdi süspansiyon sistemi X-Max'e göre yine bence iyi. Yumuşaklık açısından. 3 tane süspansiyon ayarı var. Birincisi yumuşak, ikincisi orta, üçüncüsü sert. Fabrika çıkışı orta geliyor ama bunun ayar kılavuz anahtarı çantasında mevcut. Onunla yumuşak veya daha da sertleştirebiliyorsunuz. Ben ortada kullanma taraftarıyım. Yol tutuşu gayet iyi oluyor. Yumuşakta birazcık arkasını savunduğunu düşünüyor bazı motorcular. Ben de o yönde düşünüyorum. Aynalarımızda Amerikan park özelliği var. Ya bunlar farlar, yani kontak açık olduğu zaman sürekli yanıyor. Aynalar katlanıyor. Şöyle göstereyim. Yani bir yere girerken vesaire katlamanız açısından. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Artık yolumuza CBF 150 ile değil, Forza 250 ile devam edeceğiz. Yakında uzun yol videoları, ondan sonra yine Toros'ları keşfediyoruz bölümlerimiz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.